tedavi yöntemleri hem ilaç anladığımız kadarıyla hocam diyet ve spor eşliğinde bir de insülin. Yanlış mı anladık? Şimdi tabii egzersiz, Evet. tıbbi beslenme, eğitim. Eğitim. Burada eğitim ve dördüncü kademede de ilaçlar. İlaçlar da ya ağızdan veriyoruz veya insülin. Ancak burada tabii eğitim çok önemli. Yani şeker hastalığı nedir? Ne gibi yan etkileri olur? Ya. Bunları bilmesi. Mutlaka bir şekerle ilgili şeker hastası olduğunu gösterir bir kart veyahut da bir künye taşıması lazım. Niye? Çünkü diyelim ki insülin kullanan bir şeker hastası birden şekeri düşebilir. Hipoglisemi dediğimiz şekersizlik komasına girebilir. Bakın kaç kişi yapıyor belki ekran Ya, başındaki yani bu o izleyicilerimiziz. kadar, bu o Değil kadar mi? önemli bir şey ki bu tür hastalara anında şekerli serum veririz. Ya da yanında işte birkaç şeker taşımasını almasını söyleriz. Şekerin düşmesi şekerin biraz yükselmesinden daha tehlikelidir. Yani kan şekeriniz 250 olursa idare edebilir. 300'de 400'de gelen hastalar var ama kan şekeriniz 50'nin altına düşerse hipoglisemi yani baygınlık ve senkopa neden olur. İzleyicilerimiz diyor ki hocam elim ayağım kesildi, ter su içinde kaldım. Ha, Ondan işte bu mı? hipoglisemidir. Buradaki mesele Bitiriyorum tamam. öğünlerini belli zamanlarda yemeli. Sabah 7-9 sabah yemeği, öğlen 12-2 öğlen yemeği, akşam 6-8 arası akşam yemeği ve öğünleri hep aynı saatte yemeli. 3-5 dakika önce ya da sonra olabilir ama mutlaka ilaçlarını da söylendiği şekilde kullanması gerekiyor. Ben insülinle ilgili bir şey söyleyeyim. Lütfen hocam. İnsülin bizim çok önemli bir silahımızdır. Tedavide, özellikle tip 1 diyabette, gebelerde ya da uzun süren şeker hastalıklarında artık ağızdan kullanılan ilaçlara cevap vermiyorsa şeker hastalarının Evet. kontrolü insülin kullanırız. Hastalarımızın şöyle bir korkusu var. İnsülin alışkanlık yapar mı? Bir daha kullanırsam hep kullanmak zorunda mı Evet. kalırım? Öyle bir şey yoktur. Ancak çok uzun süre şeker hastalarında pankreastan salgılanan insülin bittiği için onu dışarıdan veririz. Evet. Kullanmak zorundadır. Eğer alışkanlık yapsa biz gebelere insülin veriyoruz gebelik şekerinde ama gebelikten sonra bırakıyoruz, hapa geçiyoruz. Bunun yanında enfeksiyonlar, kalp krizi geçiren hastalarda geçici olarak insülin kullanıyoruz ve hastalığı geçtikten sonra ağızdan ilaca geçiyoruz. Yani bunlar kullan. Bir de büyük ameliyatlara girdiği zaman o zaman da yine öncesinde insülinle başlıyoruz. Ameliyattan sonra birkaç gün ya da birkaç hafta sonra tekrar ağızdan hapa geçiyoruz. İnsülin asla alışkanlık yapmaz. Yapmaz. Sizin vücudunuzda insülin kalmadığı için dışarıdan almak zorundasınız. Çünkü kullandığınız ağızdan ilaçların etkisi pek olmaz. İnsülin vücutta bitmişse.